Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Geceniz mübarek olsun. Cenab-ı Hak iki cihanı da aziz eylesin. Anlayışımızı artırsın. Tevfikini refik eylesin. Rızası dairesini hareket ettirsin. Kalbimizi hakikatlara açsın ve ihtiyaç hissettirsin. Rızası neyse kalbimizi ona meylettirsin inşallah. Hizmet imaniye Kur'an'ı hissemizi ziyade eylesin. Burada nasıl böyle bizi müteveccih etti bu hakikatlerle, vefat anında da bizi Peygamber aleyhissalatü vesselamın sünnet-i seniyesiyle, ümmeti sıfatıyla, talebi ulum unvanıyla gitmeyi nasip eylesin. Çoluk çocuğumuzu insi ve cinni şeytanların şerrinde, semavi arz-ı afatlardan, sufyaniyet, deccaliyetlerin şerlerinden, haya getirdikleri hayat felsefesinden hıfz-ı emin eylesin. Onları muhafaza eylesin hafız ismi hürmetine. Evlatlarımızı, yerlerimizi İslam'a ve Kur'an'a hadimler yetiştirsin inşallah. Hepinizin geceniz mübarek olsun. Bugün havamız çok iyi. İnsan niye sıkıntılı? Ders yapacağız. Konumuz niye dertli? Mehmet biliyor. Niye buhran geçiriyor? Niye böyleyim? Veya böyle oluyor? Hemen baştan size bir şey söyleyeyim. Cennette olduğunuzu bilin. Bir yerden, resmi bir yerden geliyorum. Ondan sonra Allah Allah. İnsanoğlu acayip. Farkında değilsin. Senin o derdin var dediğin şeyler var ya senin kafanda var. Onu derman kabul edenler var biliyor musun? Diyor ki, hocam bana bizim akraba soruyor. Ya diyor, niye intihar haram olsun? Şafi, niye intihar haram olsun? Ben de dedim ki olmaması lazım. Diyemiş. Düşünen kendisi aslında. Şimdi bir yer okuyoruz. Ben sesini kapatayım şunun. Ondan sonra ne olur ne olmaz bir tanesi çıkar da aradığı zaman aramış olacak tabii. Hazır mıyız? Bismillahirrahmanirrahim. Bakayım nerede sıkıntı var. Sıkıntının sıkıntısı. Sıkıntının sıkıntısı neresi? Ey küfür ve küfranı dağıtıp neşreden bedbaht ruh. Yani Avrupa felsefesiyle düşünen, Avrupa'nın sefih medeni hayatını miskamber gibi yaşayan, İtalyan hukukuyla ticaret yapan, Alman hukukuyla yönetilen, İsviçre hukukuyla evlenen, Yahudi ticaret kanunları ile ticaret yapan, Amerikan siyasi yönetimiyle devleti yönetilen, öldüğü zaman İslam sistemiyle gömülen bir insanız biz. Anonim şirketi bir şeyiz yani. Şimdi miski amber gibi onun cemiyetinin getirdiği hayatı teneffüs ediyor. Peki sonuç nedir? Onu okuyacağız. Hani böyle aslında din değil, terapi bu yani. Öyle diyorlarmış zaten. Bu ders bizim dersi için. Hani dini bir çerçeve var ya böyle din anlayışı. Helaldir, haramdır, ne biçim adamlar sunurlar böyle şöyle. Öyle zannediliyor. Öyle değil yani. Bak psikoloji göreceksin şimdi. Keşke bunun bütün hastanelerde olsa şimdiki de. Bak diyor ki ey küfür ve küfranı, yani küfür örten, kendi hakikatini örten, kendini unutan, kendini dışlayıp hariç şey olmaya gayret eden bir ruh. Onu diyor. Küfür ve küfranı. Kafir değil bu mesele. Küfür örten demek. Kendisini örtüp başka şey olmaya çalışan, başkasının yürüyüşünü taklit edip kendi yürüyüşünü de unutan, ne olduğu bilinmeyen, çingene bohçası gibi bir şey işte. İtalyan hukukuyla ticaret yapan, Alman hukukuyla yönetilen adliyesi, İsviçre hukukuyla evlenen, Yahudi ticaret kanunuyla ticaret yapan, Amerikan hukuk sistemiyle devleti yönetilen,
Öldüğü zaman İslam hukukuyla gömülen. Ben kimim ya? Ben kimim yani? İşte onu anlatıyor. Bu böyle iman küfür değil bu. Ey küfür ve küfranı dağıtıp neşreden bedbaru, bu örten, kendini ortadan kaldıran, başka şeyi sana dayatılan, başka şey o. Öne çıkartılan böyle şahısları model yapıp kendini ona benzeten. Hani yıldız diyorsa insanın en alçağı. Yıldız demiş, yukarıda demiş. Acaba hiç düşünmüş müydü küfür ve küfran dağıtan ruh? Yani bu kafirlik değil bu. Allah'ı inkar gibi değil bu. Bak göreceksin içeriğinde. Çok tuhaf. Acaba hem ruhunda, bak psikolojiye bak. Hem ruhunda, hem vicdanında, hem aklında, hem kalbinde dehşetli musibetlerle musibetsede olmuş ve azaba düşmüş bir adamın cismiyle zahiri bir surette aldatıcı bir ziynet ve servet içinde bulunmasıyla saadeti mümkün olabilir mi? Ona mesut denilebilir mi? Bir daha bir adam düşünün, böyle iç sistemi açık olsa. Şimdi bir vücut zannediyoruz, her şeyi tek zannediyoruz. Bak ruhunda, vicdanında, kalbinde, aklında. Ruhunun latifeleri, kalbinin duyguları, vicdanın hislerini, aklın fikirleri duman olmuş. Yanmış motor. Böyle bir adamın cismini cennete koysan, yani lüks gömlekler, kaliteli arabalara koysan, villa, yatı, katı, atı, aşı, işi, eşini değiştirsen, bu adam mutlu olur. Yani kaportayı gömlek değiştirerek adam mutlu olur mu ya? Ya içi kan alıyor, baklava yese ne olur, yiyemez ki ya. Bak, ruhunda, kalbinde, vicdanında, aklında darbeler yiyen bir insanın cismini zahiri bir surette aldatıcı bir villa, yat, kat, at, at, it, eş, aş, iş, iyi olsa ne olur? Zinet içinde, servet içinde bulunmasıyla saadeti mümkün olabilir mi? Ona mesut denilebilir mi? Yanıyor ya, insanlık yanıyor ya. Bugün ne diyor biliyor musun? Birisi bir soru sordu da bana. Benim de hoşuma gitti. Meğer onlar da biniyormuş. Arabaya biniyorsun. Ben resmi bir işim vardı. Karı koca biniyorlar jipeye. Ben de çıktım. Dur bir dakika bir şey soracağım o zaman dedi. İçeride biraz konuşuyorduk. Bir dakika gitmeyin dedi. Noter şeyi vardı. Bir şey söyleyeceğim. O zaman dedi ölçü nedir dedi. Bak kardeşim dedi. Meğer onlar da duyuyor. Bak kardeşim dedi. Sevmek bir ihtiyaçtır. Ama sevilmek ondan fazla ihtiyaçtır. Hele sevildiğini bilmek insanı güvende hissettirir. Bunun da en yükseği de Allah'tır. Yani severim Allah'ı ama acaba Allah beni seviyor mu? Onu bilmek sevmekten daha yüksektir. Yani sevildiğini bilmek seni güvende yaşattırır. Güven, yani bu eksiklik var bir kere temelde. Bundan için oluyor? Kendi iç sistemini, iç dinamiklerini darmadağın etmişsin. Bak ne diyor? Ruhunda, in aşağıya, kalbinde, in aşağıya, vicdanında, in aşağıya, aklında dört. Yukarıdan aşağı in. Ruh, kalp, vicdan, aklında darbe yemiş. İkide bir gömle değiştirsen, atını, işini, eşini değiştirsen, yatı katı atı değişse, jipe binse, bu adam mutlu olur. Ya gece yatamıyorum diyor ya. Gece sabaha diyor ya. Ya diyor psikolojimi unutmak için kavga yapıyorum diyor sokakta. Ne kadar dayak yiyorum diyor. Niye yapıyorsun onu dedim. Unutuyorum kendimi diyor. Böyle bir şey olur mu ya? Oluyor işte. Neler oluyor? Yani bunlara mesut denilir mi? Aya görmüyor musun ki? Şimdi söylüyor, içeriye giriyor. Katılımcı olabilirsiniz yani, şu soru sorabilirsiniz. Benim ille kendinizi değil de sanal bir adam birisi böyle sorsa diye sorarsınız. Merak etmeyin, size intikal etmem yani. Ben sorabilirsiniz. Aya görmüyor mu? Ben yapıyorum. Bak şöyle diyeyim, rahat olun diye.
en psikolojik muzdarip en tepe adamlardır. Ustad mesela iki defa külliyatta diyor. Dinim intihara müsaade etseydi bugün sahip toprak olmuştu diyor. Niye böyle? Çünkü benim anladığım asrın imamları dert benimdir. Derman alacak Kur'an'da, derman Kur'an'dır. Asrın bütün hastalıkları ne aklına geliyorsa hepsiyle hasta olacak. O hastalıkla cevap arayacak. Külliyat da cevaptır. Herkes kendisini buluyor işte. Öyle masada oturup getir evladım o kitabı. O konuyu araştır böyle. Ondan da dosya getir bana abi ya. Ehline sor. Hadi bakalım kaydet risale yazalım. Böyle bir şey yok ya. Zehirler içerisinde olacak. Ki yazacak. Buhran geçirecek. Ben bazen öyle bir buhran geçiriyorum ki hayat anlamını yitiriyor. Fakat bu dersler bana mis gengiver oluyor ve size de faydalı olmaya vesile oluyor. Bu tür şeyleri benim iç alemimde anlamlanmasa ben bu ders yapamam. Şimdi bak ruhta ne oluyor? Aya görmüyor musun? Sanki bilmiyor musun? Bilmiyor musun ortadaki? Bir adamın, ben okuyayım biraz. Kendimce açacağım. Siz de aleminizde şey yapın. Bir adamın cüzi bir emirde meyus olması. Yani bir şey isteyip olmaması. İstediği olmadı. Ya demiyor muyuz? Ya ben onu nasıl dedim ya? Nasıl söz verdim ya? Ya keşke yapmasaydım ya. Keşke de yapmıyor mu? Bir tane bir şey. Meyus oluyor, ümitsiz oluyor. Başka iki. En berbatı da bu. Gazali'den söyleyeceğim ikinci. Vehmi bir emelden ümidi kesilmesi. Vehmi bir emel. Vehim dimağa aittir. İmam-ı Rabbani Hazretleri diyor ki, vehim yani olmayan düşünceyi var etmek, ben orijinal ikinci kez söylüyorum. Bir geçenlerde söyledim, yeni öğrendim. İmam-ı Rabbani Hazretleri'nden naklediyorum. İkinci kez naklediyorum. Lütfen dinleyin diye söylüyorum. Vehim bizde olmayan düşünceyi var etmek var ya, acaba niye dedi oldu mu falan ihtimal yap. İmam-ı Rabbani Hazretleri buna adem diyor. Yani insan o ürettiği zanlarla, düşüncesiyle gaya kuyusuna iner. Gaya kuyusuna inerken bağırır ya kuyuya düşen de gittikçe sesi azalır. Ha, işte her bir düşünce seni gaya kuyusuna atarken psikoloji sıkıntı diyor. Atılırken çıkarttığın tepki sesidir. Adem kuyusu diyor. Neler varmış bizde ya? Gaya kuyusu mu dersin? Adem kuyusu mu dersin? Firak cehennemi mi dersin? Cehennemin cehennemi. Allah Allah. Allah Allah. Neler var ya? Bak birincisi neymiş? Cüzi bir emirden meyus olması. Bir küçük bir şey istediği olmuyor. Dünya hep bu sanki. Hep ondan ibaret. İki. Vehmi bir emelden ümidi kesilmesi. Ve düşünceden ya bir plan yapmış, planı olmuş. Kesilmesi. Ehemmiyetsiz bir işten inkısara hayale uğraması sebebiyle. Tatlı hayaller onu acılaşıyor. Yani birisiyle anlaşmıştınız, iş kurmuştunuz, ortaklık. Ehemmiyetsiz bir işten inkısara hayale uğramış. Hayal kırıklığına uğramış ha. Hayali gitmiş. Beni hayal kırıklığına uğrattın diyor. Bununla insan tatlı hayalleri acılaşıyor. Şirin vaziyetler ona tazip ediyor. Yani artık düşman hariç de aramıyor ki. Düşman hariç de olsa def etme kolay arkadaşlar. Ya kavga edersin, ya küsersin, ya bir şey yaparsın ya, uzaklaşırsın ya. Kendinde var olan bu şeyi, kendinden kendini nasıl uzaklaştıracaksın? Kendin kendine bela olmuş. Aklıma bela olmuş. Ya kardeşim ne bela arayacağım dışarıdan ya? Düşüncelerim bana bela olmuş. Cehennemi nerede arayacaksın? Cehennem burada. İçeride beni atmış cehenneme ya. Duman etmiş ya, yatamıyorum, canım sıkıldı. Ya bu nasıl der ya, niye yapar? Basit bir şeyle, sanki hayat hep oymuş. Böyle yapıyor.
devam ediyor, çareyi de sunacak. Ona tatlı hayaller, ona acılaşıyor. Yani yatamıyorsun. Of. Oh. Ter basıyor. Tansiyonu varsa duman ediyor. Kalbin varsa kükürt atıyor. Bakıyorsun etrafa. Ona hiç kimse de yok. Ne yapacaksın ya? Olanları anlatıyorum. Bana olmaz, anlatmam size. Allah Allah. Nereden çıktı ya? Bu neyimisi ya? Her şey oldu şimdi. O mevzu oldu. O hatıra oldu. O yanlış yaptığın oldu. O yanlış konuştuğun oldu. Hep sanki hayata uymuş. O. Her şey o. Adam da gece ya. Gece aktörler, başroldekiler aktif. Gece cinler aktif. Gündüz insan. Allah bölmüş. Gece onların. Gündüz bizim. Ondan sonra İmam-ı Gazali de en acımasız ifrit cinlerin çeşidi var ya, hayvanların suda yaşayan, havada yaşayan, ateşte yaşayan, taşın içinde yaşayan var ya, en berbatı da kafada yaşıyor musallat olan hava cin. Vehmini, yani düşünceni bir alıyor, her şey o. Her gün aynı şeyi nakarat tekrar ediyor. Ben iyi değilim, ben iyi değilim, beni kesecekler, beni öldürecekler. Hep oraya müdahale. Oradan kaynaklanıyor. Gazali'nin söylüyor yani sözü. Abdülkadir Gazali. Gazali Hazretleri'nin şeyi. İmam-ı Rabbani Hazretleri ne diyor? Bu düşünceler diyor, vehmi diyor, ademidir diyor. Vehim Adem söylüyor. Dedim ya biraz önce, Gaya kuyusuna bir iniyor, inerken mesela bir adamı düşünün. Dibi belli olmayan bir kuyuya atsan. Ne yapar? İlk önce çok güçlü ses gelir. Bir de baktık ki ses ya. Bu gece yatamamak, buhran, bunalım, panik atak, bunların sesidir. Oraya atılmanın dişe vuruşudur, tepkisidir. Sesidir. Nedir o? Kuyuya atılıyoruz. Emellerimiz, isteklerimiz, arzularımız, istediklerimiz gibi olmuyor. Garip bir dünya ya. Garip bir hayat ya. Emniyetsiz bir işten inkısarı hayali uğraması sebebiyle tatlı hayaller onu acılaşıyor. Şirin vaziyetler onu tazip ediyor. Şirin vaziyetler ha. En güzel bir şey azap veriyor. Ya tamam bitti. Yemek yiyemiyor. Yemek yiyemiyorsun. Hadi ya. Yemiyorum diyor. İçin kilitlenmiş. Ha, tatlı hayaller ne oldu? Şirin vaziyetler ne oldu? Yemek bile yok ya. Nasıl yiyeceksin? Bir tanesi diyor ki. Bak orada dedi biliyor musun? İndi. Kardeşim dedi. Böyle iç huzuru bulan var mı dedi. Elhamdülillah var dedi. Görüyor musun bu arabayı dedi. Ben size yalan anlatmıyorum. Bugün bu arabamı alın, bir günlüğüne beni bana verin dedi. Ben huzurlu olayım bir gün, bu jip sizin olsun. Ben inanıyor muyum? Aynen inanıyorum. Ne bir gün, bir saat ya. Bir saat huzurlu olsa bile ne jipi ya. Bir saat ya. Yani o zaman özenecek nedir biliyor musun özenecek bir insanda? Yatı, katı, atı değil. Aşı, eşi, işi değil. Adamda huzur var. Huzurun sebebi de Allah ve ahiretle ümitli mi? Olayları çözümlemede malzemesi var. Kısacası nur talebesi. Her nur talebesi de değil. Okuyacaksın kardeşim. Haftada bir gün derse gelmeyle olmaz. Haftada bir gün gelmeyle bu kadar oluyor sende. Ya okusan ne olacak? Ne kadar hoş olacak? Ya okurken yazsan ne olacak? Öyle gelmeyle olmuyor kardeşim. Hem ahir zamanda yaşayacaksın. İslam cemiyetinde değiliz. Bu kadar tahrip göreceğiz. Perşembe ders dinleyeceksin ve istediğin gibi mutlu olacaksın. Öyle bir şey oluyorsan Allah sana özel yapıyor. Yani özel olduğunu bil yani. Okuyacaksın kardeşim. Bak sana para ver demiyor. Okuyacaksın. Başka şansımız yok. Dindar olman için, alim olman için söylemiyor. Mutlu olman için başka şansın yok. İnan yok. Olsa derdi.
Hem de okuma da etmiyor. Gene kafa takıldı gece, nasıl kopacaksın? Yazmadıkça kurtulamaz. Yazacaksın bunu. Yaza yaza okuyacağız. O zaman kopuyorsun. O takıntılarla. Takıntı ne olduğunu takıntılar bilir. Sen ben anlamayız. Ben de bilirim. Sabaha kıvrandığını olursa, işte birisi kalksa da muhatap olsa da konuşsak. Ha, o zaman nedir yazmayı? Okumanın ne demek olduğunu anlarsın. Anlarız. Halbuki evet. Kim o? Kim bu kardeşimiz? Nasıl girebildi ya bu adam? Heh. Halbuki senin şahametinle, şahmet senin bedbinliğinle, olumsuzlama ile, senin şahmetinle, kalbinin en derin köşelerinde, ruhunun ta esasında dalalet darbesini yiyen ve o dalalet cihetiyle bütün emelleri inkıtaya uğrayan ve bütün elemleri ondan neşet eden bir biçare insana hangi saadeti temin ediyorsun? Bir daha okuyayım. Halbuki sen, dört tane şey var. Dört tane dedi ki kalp, yukarıdan aşağı ruh, ruhun latifesi var. İn aşağıya kalbin duygusu var. Vicdanın hissi var. Aklın fikri var. Dört. Şimdi dört tane de bunun düşmanı var. Bedbin. Hotgam. Hotbin odendiş. Bedbin ne demek? Bedbin. He? Kötü düşünen. Hotgam. Gam yok ki. Gamsız yani. Fak balığı. Hac. Hotgam, hodendiş, sif kendisini merkeze koyup endişesi sif olan. Bir de neydi? Hotgam, hotbin, hodendiş, bedbin. Bedbini okumadık mı? Bedbin. Hodendiş. Ha, hodendiş nedir? Yani hiçbir şeyden endişe etmiyor ya. Kabir mi? Ölüm mü? Hac. İkinci sözden söylüyorum bu dört taneyi, hatırladınız. Bu dört tane insan kendi küçük hususu dünyasını oluşturuyor. Böyle küçük kendi memleketini oluşturuyor dört taneyle. İşte kalp, ruh, vicdan, akıl. Ya her şeyde olumsuz. Her şeyde olumsuz. Bedbin. Hodgam. Hodendiş. Böyle bir adam nasıl mutlu olacak ya? Her şey olumsuz. Sanki hayat hep bu mu ya? Başka bir şey yok mu ya? Niye böyle öz, aslı deve değerlerinden basit bir hadise, gelişen bir seninle ihtiyarın, iktidarın pek az olan ve kaderin hükmü esas olan hadiselerden sanki hep bu mu ya? Arkadaşlar, kaderin hükmü ne biliyor musunuz? Nasıl anlarsın? Eğer sonuçta sürece bakarsanız, süreç elimin için yapıyorum, çayıra su gidiyor. Her taraftan su akıyor. Acaba hangi kanal nereye gidiyor bilmiyoruz. Böyle gelişen siyasi, psikoloji, ekonomik vesaire, aşı maşılar, hangisi nereye gidiyor? Yönetemezsin, bilemezsin. Hep tahminidir. Ne yapacağız peki? Süreçten sonuca gidemezsiniz. Şüphelidir. Sonuçtan sürece bakacaksın. Sonuç en nedir? İnsan bu dünyaya imanını kazanma ve kaybetme davası başına açılmış. Bu noktadan sürece baktığın zaman çoğu hadiseleri diskalifiye eder. Ha, emniyeti yok. İmanı kazanma ve kaybetme davasına göre şu anda kafanda bir şeyler var ya, onun hiç de önemli değil ya. Esas imanı kazanma ve kaybetme davası başımıza açılmış. Eğer bu imanı kazanmak adına İngiliz, Fransız, Alman kadar servetin olsa, her gün verilse diyor, gene ucuz düşer. Kardeşim, bugün vefat eden adam kaybetmişse imanı, dünya onun olsa ne olacak ki? Ne olacak ki? Ya arkadaşlar, gece sıkıntıdan yatamayan adama aşağıda Mercedes olsa ne olur? Dükkanındaki karanlık, işi sönmüş, kasasında paralar olsa ne olur? Buhran geçiriyor, yanında iyi bir eşi olsa ne olur?
bir sürü yatı katı olsa ne olur? Burası cehennemse. Bunu esas alacaksın. Burası cennet. Gerisi hikaye. İnan hikaye. Allah aşkına mutlu ve huzurlu ol. Kuru ekmeği batır. O da yöntemi şu. İmanı kazanma ve kaybetme sonuçtur. Bu sonuçta sürece baktığın zaman, sıkıldığın şeylere baktığın zaman çoğusunun emniyeti yokmuş. Hiç de mühim değil onlar. O kadar üzülmeye değmiyormuş artık. Peki neyi göreceksin? Sonuçtan sürece bakarsanız kaderin hükmünü görürsünüz. Kaderin cilvesi o zaman gözükür. Eğer süreçten sonuca doğru gidersen ihtiyar ve irade insanın methalini görürsün. İnsan gözüküyor. Demek ki halbuki senin şahametinle, yani olumsuzlamanla kalbinin en derin köşelerinde, kalp, ruhunun ta esasında dalalet darbesini yiyen, dalalet ne demek biliyor musunuz zararı? Rehbersizlik. 25. sözden söylüyorum. Nerede olduğunu şöyle tanımlayayım size. وَاِلِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الظَّالِّينَ Dallin, rehbersiz, peygambersiz hayatı yorumlamak. Dansan Allah'a sığınırız. Dalalet dediğimiz, böyle dinden çıkmış manası değil. Nedir o? Peygambersiz hayatı yorumlayan insanın ruhu. Nasıl yorumlayacaksın peygambersiz? Kabiri yorumla bakalım. Fizik ve matematikle yorumlayabilir misin? Kabir nedir? Mezara girdi adam. Peygambersiz izah et bakalım. Ya, insan nedir peygambersiz? Diyor ki, dalalet darbe, ta ruhunun ta esasında dalalet darbesini yiyen ve o dalalet cihetiyle bütün emelleri inkıta uğrayan. Şimdi mesela geldi. Adama dedi ki her şey tamam, Karasu değil, Sakarya, Adapazarı'nda bir yer varmış galiba, Karasu. Adam her şeyi tamamlamış, daha oturdu herhalde, oturacak mı? Bir bakıyorlar ki, akciğer kanseri, ben böyle film yapmıyorum, Türk filmi. Olanı söylüyor. Hayda! Ne olacak şimdi bu yaptığı Karasu mu? Karasu'daki bir... Ha, orada villa var. Ne olacak şimdi? Akciğerde kanser var. Bu adamı oraya koydum. Ya olmasın demiyorum ha, Müslümanlara böyle denilmez. Müslüman da olsun, hizmetine kullansın. Yani bunun için huzurunu kaybetmeye değmiyor. Özenilecek şey değil. Esas peşine koşulacak o değil. Esas neyin peşine koşacaksın biliyor musun? Kendin peşine koş. Kendine yatırım yap. Kendine değer ver. Kendini sev, kendine anlam yükle, kendini yetiştir, aklının şerinden aklını kurtar, her gün bir şey öğren. Dünyaya sabahtan akşama çalışıp da 10 dakika risale okumadan yatma, 12 olmadan önce mutlaka yatsıyı bitir, 12 olmadan önce istiğfarını mutlaka yap. İstiğfar yap ki 12'den sonra o günün günahı yazılıyor. 12'ye kadar gündüz 1-2'de yaptığın günahlar yazılmıyor. Belki tövbe eder, Allah siliyor inşallah. Ama sevaplar varz geçebilir diye hemen yazılıyor. Günahlar hemen yazılmaz. Şu ne güzel Allah var ama biz adam değiliz de. Biz adam değiliz, adam. Hiç kimse kusura bakmasın. Ben o zaman hemen çekerdim günahı. Ama Allah hakikate yazmıyor. Onun için 12 olmadan hemen böyle tövbe yap, istiğfar yap. Yani. Ne güzel bir Allah var ya. Dalalet darbesini yiyen ve o dalalet cihetiyle bütün emellerin kıta uğrayan. Ne, emelleri vardı Karasu'da. Şey yapmıştı billah. Hani şeyin araba ne olacaktı, ne evlenecekti, ne olacaktı, valla pembe yani. Yok. İnkıta uğrayan. Bütün elemleri ondan neşet eden. Yani bir dünya kurduk kendi alemimizde. Her şey onun üzerine bina etmiştik. Onu bir çektiler. Hayda, onun üzerine kurduk her şeyde git. Şöyle düşün. Tövbe. Yani ne demek olduğunu ehli dalaleti anlaman için söylüyorum. Şimdi ne kadar anlattım hep fikir oldu. Şimdi biraz duygulandırayım size. Tövbe. Bu yaşa kadar doğru zannettin hizmeti.
misali, yanlış çıktığını ortaya çıksa, bu ömrünü bu kadar verdi, ne olurdu sana? Ya, yani ne hissedersin değil mi? Nasıl bir boşluğa düşersin? Her şey bunun üzerine kurdu. Adam da bütün her şey davası, Risale adına gibi dünyaydı. Bir baktı ki, el fren çek, takoz koy, kanser. Bir tanesi vardı, şiddetli bizim karşımızdaydı böyle. Yoğun bakıma alınmış. Mesaj mı, WhatsApp yazmış. Ne yazmış? 2-3 kişi yazmış, bir tane de beni yazmış. Mutlaka ona ulaşın ve hakkını helal etsin. Entübe mi ne diyorlar? Ona girmiş. Ya ona söyleyin ama yalvarın. Helal olsun. Siz de şahit olun. Bugün. Ne şimdi ne oldu ya? Şey vardı. Zincirleme mi ne diyorlar? Ünlü mamulleri bir şeyleri var dükkanları bir sürü. Çok olan dükkanlara zincirleme mi bir şey diyorlar. Ha ne oldu? Hiçbir şey yapmış. Yapmayacak mısın? Yapacaksın. Ama kendini ortadan kaldırmayacaksın. Kendini unutmayacaksın. Kendini yapılandıracaksın. Kendine değer vereceksin. Kendini seveceksin. Kendine saygılı olacaksın. Kendine mana verince evladına, aşına, eşine de değer verirsin. Kendini sevmeyince başkasını sevemezsin. Bütün dert burada. Karı koca kavgalar ki ustad ne diyor? Muhabbet yok. Muhabbet olmayınca kusur gözüküyor. Niye muhabbet yok? Kendine muhabbet yok ki. Kendini sevmiyor ki. Nefret ediyorum diyor. Yaşamak istemiyorum diyor. Şimdi çocuğunu nasıl sevecek ki? Bütün eylemleri ondan neşet eden bir biçare insana hangi saadeti temin ediyorsun? Acaba zahil, yalancı bir cennette cismi bulunan ve kalbi, ruhu cehennemde azap çeken bir insana mesut denilebilir mi? Bak demek ki acaba zahil, yalancı bir cennette cismi bulunsa, kalbi, ruhu cehennemde olsa, kalbi ve ruhu bir insana mesut denilir mi? Kalbi ve ruhu cehennemde. Ha, kalbin demeyeyim ya. Biz kendi dünyamızdan söylemeyelim. Kafasında bir şeyden çıkamıyor. Sabaha kıvranıp duruyor, uyuyamıyor. Bunun cismi yatak atlastan olsa ne olur? Yattığı divan altından olsa ne olur? Ya bir tanesine dedim ki, evleniyor. Kafanızı takmayın çocuk. Çocuktur. Onlar da melodi gibi geliyor. Bak şimdi. Abi, sevmiyorum abi, kurtulamıyorum. Dedim ki, bir koltuk düşün, çek yat. Ömer. Allah dünyada güldürdük değil gibi, ahirette de güldürsün Müslüman. Bak Mesut, çok hoş. Yani hoşuma gidiyor. Mutlu olsun. Bir çek yat düşünün. Kumaşı atlat, atlastan. Çek yatın da demirleri kanepe altından. Ama bir sıkıntı var işte. Böyle bir çek yatta yatacaksın. Ama çek yatın içinde yılan var. Yatabilir misin o gece? Bir daha söylüyorum. Çek yat var ya yatağınız. Benim yatağım çek yat da onun için divanım olmadığı için. Çek yat. Atlastan Mehmet. Onun kanepe demirleri paragonsun ya altından. En bir insan rahat edeceği her şey tamam mı o çiçek yatta? Ama bir sıkıntı var. Divan içinde yılan var. Alsın canım ya ne kadar keyif ya şu yatağa bak ya şu of be. Diye bir, ha? Evi tepkidir mi? O da inan böceği gördü diye sabah yatmayanı biliyorum ya. Lan biz de Merzi'de yaşardık ya. Yılan kırla giderdi ya. Sütümüzü içerdi yılan. Biliyorduk. Yaylada yaşardık 3-4 ay içine. Vesaire. Şimdi ya yılan var çek yatta. Olsun canım. Lüks bir yatık diye yatıyorum. Değil mi? Ha. Kardeşim o çek yattan maksat bedendir, kaportadır. İçindeki yılan ruhudur. Böyle bir yatakta yatılmadığı gibi böyle bir kadın, böyle bir adamla erkekle de yaşanmaz. Kaportası yakışıklı, kaportası güzel, ruhu yılan. Anladın mı? Yılanla yaşanmaz. Ya. İşte sen bir çare beşeri böyle baştan çıkarttın.
yalancı bir cennet içinde cehennemi bir azap çektiriyoruz. Yalancı bir cennet içinde cehennemi bir azap çektiriyorsun. Ey beşerin nefse maresi. Beşerin nefse maresi kimdir? Globalistler olur. Gel Türkiye'ye, masonlar olur. Gel bizim şeye, İslam ve Kur'an düşmanları olur. Onlar nefse mare. Bedende nasıl nefse mare? Devlette de, dünyada da nefse mare var. Bu temsile bak, beşeri nereye sevk ettiğini bil. Mesela bizim önümüzde iki yol var. Birisinden gidiyoruz. Görüyoruz ki her adım başında bir çare, aciz bir adam bulunur. Zalimler hücum edip malını, eşyasını gasp ederek kulübecini harap ediyorlar. Bazen de yaralıyorlar. Öyle bir tarzdaki acınacak haline sema alıyor. Nereye bakılsa bu hal bu minval üzere gidiyor. O yolda işitilen sesler, zalimlerin gürültüleri, mazlumların ağlayışları olduğundan umumi bir matem o yolu kaplamış. Mesela insan, kulübe bu. Kulübe ya, saray. Adam saray vardı, hop, komple gitmiş ya Kastamonu'da. Komple, aa gidiyor. Adam bir arabası vardı. Hani diyordu, transporter mı ne, böyle hem de minibüs çıkmış yukarısına, araba gidiyor, araba da gidiyor. Tepede birisi gösterdi, bugün ben bilmiyordum. Aa adam diyor şeye karıştı diyor. Alabora hop, arabayla beraber. Arabasına bir de arabası da kurtaramadı. Yani bizi acaba nasıl götürecekler? Kanser mi, korona mı, corona mı? Nasıl gideceğiz? Ercan mıydı? Regay. Nasıl gideceksin biliyor musun? Bilmiyorum. Ama hepinize söylüyorum, Allah öyle yapsın, inanın. Allah sizi şehit edecek. Teris olacaksınız. Hı. Ben kafadan atmıyorum. Üstad diyor ki, Risale'nin talebeleri teris olacaklar. Çok şükür. Anlamayacaksınız. Belki de bazıları şu anda ölmüş de, geçen hafta, ama derste öldüğü için var zannediyor şu anda. En büyük delilim de şu. Şimdi yok canım, acaba kimdir? O diyen sensin ya. Sen geçen hafta ölmüşsün, haberin yok. Şehit olduğun için dersteyim zannediyorsun. İstersen kendine vur bakalım, hakikaten ben varım. Şehit olan kendisini ölebilmez. Nerede noktaladı? Onun kıyamete kadar öyle olacak. Tesbih çekiyordu kadın. Vefat ediyor, hala tesbih çekiyor ustad diyor. Kaç yüz sene oldu. Kıyamete kadar. Halit belki de geçen hafta gömdük seni. Tamam mı? İnşallah. Öldüm dersteysen durumum iyi demek. Tabii canım, hiçbir şey anlamıyorsun ki. Çok şükür ya. Bu yolda işitilen sesler, zalimlerin gürültüleri, mazlumların anlayışları olduğundan umumi bir matem o yolu kaplıyor. Hakikaten öyle ya. Hiç beklemediğim bir şey, birisi dedi. 33 mü ya? Şaşırdı, entübeyi aldılar. Vay be, mektup şeyde yazmış Hasan. Hasan Hoca'ya, hocam da demiyor, Hasan Hoca'ya rica ederek, yalvararak hakkını bana elde ettirmesine gayret edin. 3 kişi yazmış. 38 yaşında adam ölür mü ya? Ölmemesi lazım. Niye ölüyor? Ne hakla ölür ya? Ölüyormuş da. Bak 38 yaşında adam ölür mü? Bile bile gidiyor. Biliyorsun tipinden binde 5 kişi çıkacak bu tarafa. Yüz kişiden değil, binde. Bir kişi değil mi yüzde? Şimdi biliyor bu. Şimdi kafan var. Girsen biliyorsun ki tamam. Hadi eyvallah. Giderken. Şimdi nereye tutunacaksınız? Tutunacağım. Ve bir şekilde ben de öleceğim zaten. Ya arkadaş tutunacak, neye güveniyorsun? Mesela bugün Arnavutköy'deydim. Merkezi derslerimiz. Hem müjdeyi de vereyim. Bugün sıva yapıyorlar. Bugün sıva yapılıyor. Çatıda beton atıldı. Tuğlalar da bitti. Dedim ya Rabbi, adam değiliz ama. Hepinizin namına söyle. Allah, imanın bir tapusu var. İmanın tapusu. İmanın olduğuna. Allah'ım sen diyorsun ki benim evimi, benim mescitlerimi ancak bana iman edenler yapar. Allah'ım senin evin bu. Ev değil bizim. 300 metrekare salon ev mi olur? Tamam? 10 15 tane tuvalet olan yer ev mi olur? Allah'ım bu senin evin.
Senin evin. Ben sağ çıkamayacaktım. Akıl kaybedecektim. Ya canımı kaybedecektim. Çıktım. Aklım da elimde. Allah'ım bu şeyi yapılmasına kardeşlerin arasında beni de vesile yaptı. Ağlama. Kimse olmasıyla ağlayacak. Yani bunu nasip ettim bize. Allah'ım senin evin. Derdim bu. Bu bir dirilişin, bir hakikatin haykırışıdır. Bu senin evin Allah'ım. Evin. Bu sen diyorsun ki benim evimi, mescitlerim bana iman edenler yapar. İman edenin, iman ettiğinin alameti nedir? Aa işte öyle diyorsun. Yaparlar. Yaptı işte adam yapıyor. Onun da tapusu işte. Neyin tapusu? İmanının tapusu. Teşvik için demiyorum ha. Ben zaten kaybettim. Oradaydım. Çok şükür ya. Niçin söyledim? Vefat şeyinde 38 yaşında. Ne dedik o? Zincirlemeleri var falan, zincir. Ünlü mamulleri var ya nerelerde, Romanya'da bile varmış. Bak, nereye tutunacak şimdi? Ben gidiyorum, entübeyi alıyorlar. Son telefonda alıyorlarmış. Şu üç kişiden özür dileyerek haklarını helal ettirmesine yalvarın. Ve bu kadar Romanya'da dahi ünlü mamul şeyim var. Soruyorum ama, hepinize soruyorum. Allah için canlı yayında olan soruyorum. Şimdi giriyoruz. Nereye ümitle tutunacak? Mesela ben biliyorum aklımı veya canımı verecektim boyun eğsem. Eğsem bir şey yok. Neye tutundum? Beşinci şuaya. Onun cehennemine giren Allah'ın cennetine. Onun cehennemine giren Allah'ın cennetine girecek. Hadisine tutundum. Öyle dayandım. Bugün Arnavutköy'de gördüm ya. Mehmet sıvaya yapıyorlar. Cafer Toprak kardeş yapıyor. O da Allah bir şey yaptı bizi. Ya ne kadar yükler vardı o. Sıkıntı vardı değil mi? O kardeşimiz, o kardeş. Sıkıntı yapıyoruz yani. Evladımız olmadığı için evlatlarınız sizler bize yıkıyor ya. Elhamdülillah. Böyle baktım. Elhamdülillah. Tutundum yani. Ben bunu onu anlatmaya çalışıyorum. Tutunacak bir dalınız. Çünkü mutlaka gelecek bu ölüm. Tutunacağım bir şey yok. Yani sana ümit verecek. Gidiyorum ama değdi. Adam değilim ama adamlarla beraber oldum. Ya Rabbi, adam değilim ama bir içimdekini söyleyeyim müsaade ederseniz ama bunu yayında iyi ki ben benim. Ulan biraz aklım vardı diyeceksiniz. Bu derse geldik o da gitti ya. Demeyin. Çok şükür. Bir daha. Demek ki insan sevk ediliyor. Kulübecik bu. Elinde alınıyor. Yani kabir umumi yol. Gürültüler düşünüyor. Mazlumların alayışları olduğundan umumi bir matemane o yolu kaplıyor. İnsan insaniyetiyle gayrın elemiyle mütellim olduğundan hadsiz bir eleme giriftar oluyor. Sığırı buraya kes, buradaki sığır otlar. Biz öyle miyiz? Fizan'da bir kardeşimizin eli kanasa, bizi burun kanar. Halbuki vicdan bu derece teellüme tahammül edemediğinden o yolda giden iki şeyden birisine mecbur olur. Ya insaniyetten tecerrüt edip ve nihayetsiz vahşeti iltizam ederek öyle bir kalbi taşıyacak ki kendi selametiyle beraber umumun helaketi onu mütesir etmesin veyahut kalp ve aklının muktezasını iptal etsin. Mesela böyle bir insan olur mu? Kızının, karısının, çoluk çocuğun, evladının, annesinin, babasının evde diş ağrısı, kıvranıyor. Aman beni ilgilendirme, yatabilirim. Yatabilirim kardeşim. Yani hemen öteki odada annen sekeratta öldü. Ya bu tarafta sen maç konuşabilir misin? Umumun böyle gidişatından insan lakayt kalabilir mi? Yani kendi elimin dışında insan endişe ediyor. Keşke ya. Keşke doğruları bilseydi ya. Keşke bir derse katılsaydı ya. Hemen diyorum vefat etti. İlk sordum. Namaz var mıydı? Namazı yoktuysa bak. Yaşamadı. Öyle diyor. Yaşamamış deniliyor alimler.
böyle bir insan gelmemiş. Ha, namazı varsa bir şeyler olur. Günahı da yoksa bir şeyler olur. Ahir zamanda namaz kılmak normal değil. Ahir zamanda kadının namazı değil, kadının tesettürü. Ahir zaman erkeğin de namazı. Ölçüdür. Ya. Böyle gidiyoruz. Şimdi saatimiz doldu. 55 dakika oldu. Abi son cümleyi tekrar alabilir miyim? Ne dedin ki? Bilmiyorum ki zaten. Son cümle neydi? Kadının namazıyla alakalı bir şey dedi. Evet, ölçü öğlenirken. Ölçü nedir? Kadının namazına bakılmaz. Kadının tesettürü, erkeğin aşına, işine, şeyine değil, namazına bakılır. Bu umumi şeyken, umumi bir kaydedir. Ne kaydesidir? Küfuf, denklik. Bütün ulema-i İslam ittifak etmiş. Ustad da %99 böyle diyor. Bir yerde farklı bir şey söylüyor. Ölçü bu değil diyor gene. 252 Kastamonu'da erkeğe ve kadının her şeyin ortak bir özelliği var. İster namazı olsun, ister tesettür. Ondan daha arkada bir sıfat var. Nedir arkadaşlar o? Seciyeten. Ahlak. Ahlak, ahlak. Allah Resulü diyor ya aleyhissalatü vesselam, dağın yürüdüğünü duysanın inanın, yürüdüğünü duyarsanız inanın ama kişinin ahlakının değiştiğini duyarsanız inanmayın. Huy var ya huy. Ustad 252 Kastamonu'da söylüyor. Yani küfür nedir karı koca? Seciyeten diyor. Seciye, ahlak. Yani seciye, yapı sistemi. Öyle bir namaz kılıyor ki ne diyor? Feveylun lil musalli. Yazıklar olsun o namaz kılıyor. Hadislerde de kişinin namazı sizi aldatmasın diyor. Vesaire. Ama zahirde bu ikisi. Tesettür ve şey. Daha içerisini söyledim yani. Ahlak. Ahlakı nasıl bileceksin? Neyin peşine koşuyor bu delikanlı? Nasıl bileceğim ben? Arkadaşlarını söyle, ben sana söylerim kim olduğunu. Bu asırda bir kız çocuğu tesettürünü korunabiliyorsa işte zahirde bu. Ama biraz da böyle ahlakı hakkında şeyler almışsan tamam. Zaten kendimle %100 barışık değilim ki. Karı koca münasebetlerinde %60 ortak tarafın oldum %50-60 tamam. Gerisi ahirette. Şimdi dersi toparlıyorum. Son giriş, gelişme, sonuç. İnsanın yukarısından söylüyorum. Ruhu. Ruhunda latifeleri darbe yemiş. İn aşağıya. Kalbinin duyguları darbelenmiş. İn aşağıya. Vicdanındaki hisleri darbelenmiş. İn aşağıya. Aklın fikirleri duman olmuş. Bu insanın cismiyle, bedeniyle, atıyla, yatı, katı, eşi, aşı, işiyle cesedini böyle villalara koymayla mutlu ve mesut denilemez. İnsan özenilecek şey Allah ve ahiretle ümitli olması, hayatında istikametli olması, takip ettiği ustadını veya cemaatini kendine rehber olma kanaati katiyesi gelmiş mi? O da en büyük nimettir. Şüpheli müpheli olursa gelesin. Bahtiyarlığın da bir sebebi de odur. Böyle bir davanın peşine koşabiliyor musun? Çünkü dava senden kıymetlidir. İnsanın en değerli şeyi hayatıdır. Sonuçları söylüyorum. Hayatından değerli hayatına gaye yaparsa hayat anlamını bulur. Sıkıntılar basamak olur. Merdiven olur. Yükselirsin. Anlam bulduğu için keyif olur. Çünkü hayatından daha değerli bir şeyin peşine koşarken onlar hep merdiven olur. Eğer hayatından daha basit şeyleri hayatına gaye yaparsan daha basit. Sıkıntılar aşağı doğru basamak olur, hayat anlamını yitirir, intihar seçenek olur. Cümleyi tekrar ediyorum. Hayatımızdan daha değerli bir şey olmadığından, hayatımızdan daha değerli bir şey hayata gaye yaparsak hayat anlamını bulur, sıkıntılar basamak olur. Hayatımızdan daha basit şeyleri hayata gaye yaparsak, daha basit, daha aşağıdaki şeyleri, bize yakışmayan şeylerin peşine koşarsak, hayat anlamını yitirir, intihar seçenek olur.
Onun için bir insanın cesediyle, gömleğiyle, baklava yemesiyle, jipen biten binmeyle mutlu değil. En büyük gaye imanını muhafaza edebilmek. Bir dava kendinden değerli, kendinden daha değerli bir şeyinde koşa, değerli bir şeyin peşine koşabiliyor musun? Gönül verebildin mi yani? Fiilen tabii. Abi benim dava uçuyor, kaçıyor. Ama fiilde hiçbir şey yok. Ömründe bir tane fatura yatırmamışsın. Ömründe ben de maddeten ben de varım dememişsin. O kendinden daha değerli değil. O istepne lastik gibi kullanıyorsun onu. İstepne lastik, lastik patlayınca kullanacaksın. Din bize lazım, cemaat da lazım, dersen de lazım. Niye? Bakarsın hasta oluruz. Bakarsın cenazemiz olur. Sıkıldığımız zaman, bunu aldım böyle kafam gittiği zaman gidip konuşabileceğim şey olsun. Bu cemaat nedir veya bu kitap nedir? İstepne lastik gibidir. Lazım olacağı zaman kullanacaksın. Devamlı arabanın altında olan bir lastik değil. Yani davanı, hizmetin istepne lastik olarak kullanma. Bizzati kendine yakışır bir şekilde sahiplen. Sen sahiplenmeden de yokken de vardır. Sen olmasan da olacak. Hiç kimse ve hele hizmetler sana ihtiyacı, bana ihtiyacı yok. Benim ihtiyacım var. Diyeceksin ki doğrusu da buradır. Allah iki cihanda aziz eylesin. Hizmetten, istikametten ayırmasın. Evladımızı Süfyan ve Deccalların sistemlerinden, felsefelerinden, hayat anlayışlarından hıfz-ı emin eylesin. Son nefesimizde peygamber ve Kur'an hakikatleriyle durusu Kur'an'ı içinde iştirak amali uhrevi sırrına mazhar olarak Cenab-ı Hak bizi teris eylesin. Vahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha'tı masallahu aleyhi ve sellem.